mutlu olmak için de lütfen vakit ayır. Bazı şeyler hani üstüne çaydanlığını koyarsın. Aha, ondan sonra evet. İçinde istersen bir şey kızartırsın. Soba falan. Evet evet, demir döküm ama soba gibi. Ama sobası diyorlar buna. Şimdi onlar ayıcık ailesi olarak da geçiyorlar. Biz de onlara öyle deriz. Yok, bu da Peter'le Heidi küçükken. Buraya gelip tırtıl yetiştirip hep aynı 14 gün 3 hafta dediğim gibi yaşıyor kelebekler. Hı-hı. Nasıl karar verdiler peki öyle koymaya isimlerini? Onu çok merak ettim. Selamlar. Bu videoda size bir İsviçreli aileyi tanıştıracağım. Ben Heidi'yi çok seven biri olarak, yani en favori çizgi filmim olduğunu varsayarsak, tanıştığım çok ilginç bir aileyi sizinle tanıştırmak istiyorum. Çocuklarının isimlerini Heidi ve Peter koymuşlar. Ve şimdi onların evlerini gezeceğiz. İkisi de İsviçreli ve şu anda Olten'dayız. Sizi de onlarla tanıştırmak istedim. Bir de İsviçre'de bir İsviçreli'nin evini beraber keşfedelim istedim. Sağ olsun onlar da böyle şey çok açık ve gerçekten hani çok isteriz, ne kadar güzel olur dediler. Çok güzel bir anı olacak hepimiz için. Şimdi sizi onlarla tanıştıracağım. İlkay ablam, ben ve Monika hep beraber onların bahçesini, evini gezeceğiz. Hazırsanız başlayalım ama öncesinde hemen hatırlatayım. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuna da tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Sizinle bu şekilde tüm ailemi, ailemin hikayelerini ve tanıştığım güzel insanları sizinle de tanıştırmayı çok seviyorum. Yani dünyanın farklı yerlerinde tanıştığım insanları sizinle de tanıştırmaktan, onların hikayelerini sizinle paylaşmaktan çok mutluluk duyuyorum. O yüzden bunu daha da devam ettirebilmem için bana destek olabilirsiniz. Katıl butonunda zaten seviyeleri göreceksiniz. Oradan katıl butonuna da tıklayarak destek olabilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Biraz Monika'yı hani tanımak istiyorum. Yani hani biraz kendini tanıtabilir. Güzel olabilir. Monika hat vorhin ein Kind erzählt, der so spezielle Aufgabe. Ich kann sie eben das neulich wiederholen und von ihrem Leben ganz kurz ein bisschen erzählen. Also von meinen Kindern. Genau. Ja. Also wir haben eine Tochter, Heidi, die macht Bäuerin. Ist 31. Und der Junior, er ist da, der Peter. Hi, er ist, Peter. Polymechaniker. Und macht noch gerade Ausbildung, also eine Schule, ein Studium. Ja. Şimdi Monika diyor, iki çocuğum var. Kızım Heidi, oğlum Peter. Kızı çiftlikçilik öğrenmek istiyor. Çünkü hayvanları falan çok seviyor. Kendine öyle bir meslek seçti. Oğlu da önceden polimekanikirdi ama şimdi yüksek okula, fakülteye devam ediyor. Onun ismi de işte Peter, Heidi ve Peter. Çok komik oldu. Çok evet. Tatlı ya. Bu da, burası da evlerinin bahçesinde şey, kiraz ağacın altında oturuyoruz. Greg'in en çok sevdiği yer. Şimdi biz de Heidi'yi izleyerek büyüdük. Evet. Mesela annem de çok seviyor ve ben Instagram'da paylaştığım zaman herkes şey dedi, yani biz o çizgi filmin içindeymişiz gibi hissettik. Evet, hani nasıl olabilir böyle bir şey diye, herkesin o kadar hoşuna gitti ki, aynı şekilde benim de çünkü favori çizgi filmim. Aber sie sind ja mit Heidi aufgewachsen, oder mit dem Film. Aha, ja, da genau. Hat sie gesagt, wo sie die ersten Bilder geschickt hat und auch gesagt hat, sie hat eben dich kennengelernt, Monika, Heidi und Peter haben auch, aber das gibt es ja nicht, oder? So schön so. Nasıl karar verdiler peki öyle koymaya isimlerini, onu çok merak ettim. Woher, dass du der, den Namen ausfindig gemacht hast? Also gut, Peter ist ja fast klar von Peter, aber Peter. Heidi... Heidi... haben wir gewartet, also mit dem Namen, bis Heidi auf die Welt gekommen ist. Und dann haben wir gesagt, zum Peter passt noch ein Heidi. Ja, super so. Schön. Çünkü Peter'i tabii kolay buldular. Babasının ismi Peter diyor. Peter koymak istediler. Sonra ikinci çocuğumuz bakalım ne olacak diye beklemişler. Sonra Peter'e ne yakışır? Heidi yakışır diye onlar da öyle düşünmüş. Çok kız güzel. Olunca onu da Heidi
Çok güzel. Adı Geyse Hemir Kenimuşur'a sahne. Ama dün keçilerimiz falan yok ama öyle denk geldi. Ama köpeğimiz vardı. Ya. Onun da bir köpeği vardı şeydeki diyor, çizgi filmde. O filmde onların da metinler aşırı. İlkay ablamı çok göreceğim bugün. Genau. Diye çok sevdim. Genau so ein ist Farbleck. Görüyor musun ne kadar güzel? İşte ya bu yumurtasını koymuş oraya. Şeyleri seviyorlar. O kokuyu seviyorlar. O rezene otunu. Rezene otu kokusu. Şimdi bak Monika onları buraya saklıyor. Başka hayvan yemesin onları diye. Sonra onlar tırtıl oluyor. Büyük tırtıl olduğu zaman açıyor. Kelebek olarak sonra bahçesinde yine gidip oraya yumurta yapıyorlar. Gidip yine yumurtalarını toplayıp oraya koyuyor. Hep aynı. Yo. Yaz boyu bahçesinde kelebekler oluşuyor. Ay nasıl güzelmiş. Güzel güzel. Bazıları beyaz, bazıları da koyu renk geldi şimdi bir tane orada. Aha. Monika böyle detayları seven bir insan. Çok seviyorum ben de. Ağacına her türlü. Kuşları. Ben de böyle hediyeleri ona yapmaya seviyorum. Ha. Çünkü hemen biliyorum ki ağacında bir yer bulacak. Ya. Bir göstereyim mi bahçeyi? Tabii. Bak burada salata yetiştiriyor bu yüksek şeyde. Bir tanenin içinde kertenkele yaşıyormuş. Onu orada bırakmış. Evi olsun diye. Buradan yukarı çıksın diye ev şey yapmış, merdiven yapmış. Merdiveni var. Rabarber. Aa bunun ismi çok ilginç. Bilemeyeceğim ya rabarber. Bunun bu şeylerini kesip bundan da hani nasıl apriko şeyi yaptı Gregi sana. Pastası gibi. Bunun da uçlarınla erçbeğir framboazla beraber veya çilekle beraber bunun da pastasını yapıyorum. Evet. İsmine bakarız sonra yazarım zaten videoya. Rabarber. Şey değil, rabarber. Evet, bunun şeyini de yaparlar, reçelini de yaparlar. Ekşi olur o da. Okey. Buymuş kabak. Kabak. Evet, çiçeği var. Evet, çiçeği var, kabak da çıkmış. Evet. İki tane görüyorum. Şöyle, zaten çiçeklere çok önem veriyor. Biz böyle bisiklet turu yaparken veya yürüyüşe giderken yabani çiçekleri de hep toplayıp kurutuyor. Onları ekiveriyor bahçesinde. Ve aha, kurutuyor. Her şey de geliyor tohumlarını. Hortensia. Hortensia. Hortensia bu. Bak burada beyaz olanlar yuvarlanmaya başlıyor. Aa buradakiler var. Çok bunlar güzel çok bahçesi. Güzel. Güneş şapkası ismi. Şunun mu? Evet. Yok. Şunlar. Evet, evet. Aa. Bu koku, çok az kokusu da var. Evet. İşte bu salatalık. Evet. Evet, tazecik. Özümdorf, danke für mal. Bunları bize hediye veriyor. Aa, akşamın danke schön. Ne diyorsunuz? Kırlangıç mı diyorsunuz? Böyle küçücük bir şey olur. Arkasında böyle bir olur ya balkonlarda gezer falan. Ha, onun ay ismini. Onun ismini şu an hatırlayamadım işte, ama biliyorum. Bak bunları onun için takmış. Evet. Bu saksıları çevirip onlar oraya giriyor. Onlar yuva yapıyorlar. Orada öbür başka gelen ufak hayvanları yiyorlar. Zarar vermesin şeye diye. Aa. Evet. Ha, yani çok onları mahsus oraya yuva gibi yapıyor ki onlar da başka diğer bitkilere zarar veren ufak evet şeyleri, biliyorum adını unuttum şimdi de biliyorum bizim de bahçede çok fazla oluyor ama değil şey. Evet arkasında böyle şey olmuş, bir şey tabanı diyorlar sanki ama tam hatırlayamadım ben zaten bilemem evet. Also eher wirklich so für Truppe das schon wirklich onların suyunu yapıyor das ist wie ein Paradies. Şansımız olduğu zaman bir şişe bize de geliyor. Burada da şey kelebek yetiştiriyor. İşte kelebek yetiştiriyor. Bunu yakından şeyini çekmemiştim belki. Evet. Şu tırtılları görebiliriz. Burada işte yumurtaları koyuyor buraya. Aha. Ondan sonra böyle tırtıl olunca açık bırakıyor burayı. Kelebekleşince bahçede uçup bu karşıdaki rezene otuna koyuyorlar çoğunlukla yumurtalarını. Yine onu alıp
buraya gelip tırtıl yetiştirip hep aynı 14 gün 3 hafta dediğim gibi yaşıyor kelebekler. Ama yaşıyor güzel bir kelebekten yumurta şey yaptığı için, yakalayabildiği için hep böyle devam ediyor. Çok tatlı yapmış evini ama. Çok tatlı. Evet. Çok güzel bir kelebek bize evi. Bize de verecek inşallah işte. Biz de yapacağız. Burası da böyle evin giriş kısmındaki bahçe. Aha. Yine oturma alanı var. Burada daha çok yemek faslı. Yemek faslı. Burada da şeyi varmış bir tane. Evet, minik çocuklardan cücesi. Kalma cücesi. Çocukların oyuncakları. Artık çocuklar büyüdü. Bir de iki tane şeyleri. Mushroom mantarları. Evet. Evet. Çocukları küçükken bunlarla oynuyormuş tabii. Şimdi onları süs olarak bahçesine. Mutlu olmak için de lütfen vakit ayır. Oho, güzel bir giriş. Aa, şunu da anlatır mısın İlkay abla bu? Bizim evde de var. Çoğu evet. Kişi şimdi evinde, balkonunda, bahçesinde yapar. Bu arı ve yabani arılar ve başka türlü insekler gelip burada çalışıyorlar. Yani bunların içine girip bir şey böyle bir tırtıllama mırtıllama yapıp uğraşırlar, giderler. Yuva gibi yaparlar kendilerini. Bazıları yumurtasını belki bırakır. Hani onlara uğraşsınlar diye böyle evler yapıyoruz. Arılar bir ara çok ölüyordu ya. Evet. Onun için... arılar için biz de çok dikkat ediyoruz. Balkonumuzda, bahçemizde bir iki tane sevdiği çiçekler olsun, gelsinler. Evet. Hani böyle o şey, çok dikkatimi çekti. Evet. Birçok şeyiniz de var. Çoğu kişi de artık evet. Var. Evet. Güzel bir şey. Çok güzel arı bir şey. Evet. Evet. Şimdi burada çok eski bir eve geliyoruz. Hı hı. Bu evi aşağı yukarı 35 sene evvel. Hı hı. Kendileri, her tarafı kendileri, kendi ellerinle renove ettiler. Yani gördüğün kapılar, boyası, sonra bu tahtalar çok koyuymuş. Ellerinle zımpara ederek açmışlar. Banyolarını, duşlarını, hepsini, küvetlerini falan hepsini kendileri yapıyorlar. Yaptılar zamanında. Şimdi de gerekirse yapıyorlar. 3 katlı. Her şey odalar biraz ufak ama yukarı doğru büyüyor. Burada da güzel çiçeklerimi ya, göstereyim. Evet. Bir de görüyorsun böyle antik şeyleri sevdiği için eskicileri çok gezip böyle tek tük hep antika olan şeyleri. Bunun evet. Böyle evini süslemesini seviyor. Yaşı susu ben Brocchi, bazı şeyler hani üstüne çaydanlığını koyarsın. Aha, ondan sonra evet. İçinde istersen bir şey kızartırsın. Soba evet falan. Evet demir döküm soba gibi. İsveç sobası diyorlar buna. İsveç sobası. Böyle odanın içinde olup hem biraz ısıtıyor hem böyle değişik şeylere kullanılıyor. Ekmek kızartıyor mu onlar da? Herhalde yapmıyor. Yapmıyorlar değil mi? Gecobrot ruftun torchte seltir im Dorf machen sie das schön und das noch deine heiß. O zaman çok ısınıyor burası diyor. Ha. Ama ki işte o öpis verme. Burada hani sıcak tutmak için yemek yaparken tenceremi falan koyabiliyorum. Aa, çok güzel. Burada hiç mutfak yoktu. Hepsini kendileri içine yerleştirdiler. Hani şeyine göre. Ne, kendileri yaptılar. Hani dedim ya sana İsviçre'de gittiğin evlerde normalde mutfak olur. Evet. Ama onlar çok eski evi aldığı için daha böyle düzenli mutfak yoktu. Hepsini söküp kendileri her şeyi yerleştirdiler. Yani öyle hazır gelip firmalar falan değil. Resimleri de hep bir arkadaşımdan yapılmış. Aa. Kendi yapılmış. Yani öyle hazır alma değil. Evet. Buraya çok güzel. Çok, bana çok kuvvet veriyor diyor renklerinle. Gelincik galiba. Sıdase Mombriumlu. Hı-hı. Çok şöyle, güzel. Şöyle. Ama gerçekten bir değişik bir enerjisi aynen, var. Aynen. En sevdiğim yer burada çalışıyorum. Mutfakta çok çalışıyorum tabii ama yani buradan hep dışarı bakıp biraz yeşillikleri görüyorum. Evet. Çok seviyorum diyor burada çalışırken dışarı bakmayı. Evet. Bu da var Los Heidi yalnız. Ya das bin ich. Aa das, das bin ich. Aa bak bu da Monika'nın çocukluğumuş kızı sandım. O kadar büyüyecek bu kızı. Bak demek ki o zamandan beri bahçede. Ya hevesli. Evet. Görüyor musun? Ama Heidi kızı aynı böyle dedim. Heidi mi diyor yok benim. Aa çok iyi. Çocukluğundan belli. Şuradan şöyle çekeyim.
Bak, evin normal halindeki yer, burada bir parçası kalmış. Hı-hı. Bu ev 100 yıllık. Ondan sonra banyo, duş falan yoktu, tuvalet. Hı-hı. Yani bu şekilde yoktu. Hepsini kendileri yaptılar. Gel, bu fayda bir risk yok, olur. Fayda bir risk yok. Simrto, işte. Simrto.32 seneymiş, 35 sene. Evvel yani bu hale getirdiler. Şimdi tabii gerekince yine yapıyorlar. Bazı yeri yeniliyorlar. Mesela duş kabini. Ama dediğim gibi eşi her şeyi kendi yapıyor. Hani öyle firma falan gelmiyor buraları yapmaya. Ne güzel aydınlık ama. Zevkli. Çok güzel. Burada çocukların odasıydı. Tabii onlar gitti. Şimdi onlara kaldı odalar. Sen minik bir kuş musun? Odası. Aha. Tabii çocukların da eskiden. Çocukların birinin yatak odası. Şimdi burayı kendisi boyadılar, ettiler, değiştirdiler. Aha. Çalışma odası olsun diye. Bak sen şimdi bu hallerini gördün. Bu da evlerinin. Ay çok güzel. Çok güzel. Evet çok gençler daha burada. Ya. Bunu da ona hediye etmiş. Eşini tanıştıkları zaman hani. Ya. O da sonra bunu ona hediye etmiş derken böyle. Böyle içir. Olmuşlar. Evet. Burada ne yazıyor? Bunu bir kere ona hediye etmiştim ama bunun arasına girmiyor diyor. Sonradan bir hediye. Erkek ne yaptığını anlamaz bazen diyor. Aslında karşısında çok güçlü bir kadın vardır. Bunun unutmasını. Onu bir kere eşine hediye etmiş. Hani böyle biraz şey yapar. Gözdağ. Evet. Gözdağ versin diye. Çok güzel. Erkekler hiç düşünmez niye bu kadın şimdi kızdı. Evet. Onun için öyle bir şey hediye ettim ona. Burası yatak odası. Bak burayı da hep böyle zevkten kendisi. Ay çok evet. Güzel. Wow. Und da haben wir so von Peter von der Bonner, wo nicht immer jeder kann. Drum sagt er soy isminde onun ayıcık geçiyor. Annesi aslında ayıcık geçmiyor. Annesinin ismi kahverengi. Kahverengi ayıcıklar olduğu için eşi ona bu ayıcığı hediye etmiş. Şimdi onlar ayıcık ailesi olarak da geçiyorlar. Biz de onlara öyle deriz. Çünkü her yere böyle minik minik ayılar alıp. Teddy bear ama daha çok. Ha, teddy bear. Teddy bear ailesi oldu onlar şimdi. Biz de öyle hitap ederiz. Allah Allah. Bear diye. Frau bear. Herr bear. Brun. Evet. Aslında kahverengi annesinin babasının soy ismi. Ha. Kahverengiyi de eşi hani şeyle bir araya getirmiş. Ayıcık, ayıyla, tedibirle. İlk bunu hediye ettiği için isimleri öyle kaldı. Biz de öyle diyoruz. Bayan ayıcık. Bayan ayıcık, bay ayıcık. Bay ayıcık, aile ayıcık. Biz de bazen öyle bazı şeylerde fırınlarda alabiliyorsun. Patisseride falan böyle ayıcık kekleri falan. Aha. Öyle bir şey buldum mu hep ona hediye getirdim. Çünkü yakışıyor aileye diye. Çok güzel. Kızı küçükken şunu bir melek olarak, onu koruyacak melek olarak annesine yapmış. Dedesinden beraber. Hani seni koruyan bir melek olsun evet. Diye. Annesine onu yapmış. Daha küçükken düşün. Hediye etmiş. Kızı da çok böyle fantazili. Fantazili var. Hani tuvalet kağıdının rulosunu ufaltırak üstüne dantel geçirip. So herzig auch. Çok güzel. Ja, schön. Möchtest du noch ganz kriegen? Ja, ja, genau. Von Heidi. Çok güzel ya. Evet. Sonradan buraya ne güzel ama şey çatı katı ama çatı katı yatak. O da bazen biraz resim dersine gidiyor. Bunu şimdi tamamen değiştireceğim. Başka resim yapacağım. Ha, onun da birkaç hobisi var. Bir de koroda şarkı söylemeye gidiyor falan. Aa, evet. Sopran. Soprano. Bu da Peter'le Heidi. Evet.
Heidi ve Peter'ı gördük. Ya evet, çok güzel ya. Ne kadar tatlı. Evet. Çocuğum olursa ben de adını Heidi koyacağım galiba. Heidi burası büro, çalışma. Eşinin çalışma odası. Ah çok güzel. Eşinin deyince hemen laptop, bilgisayar, kadın gibi ütü değil tabii. Kadını çekeyim. Glockilade. Büro, büro. Büro, büro. Büro, büro. Büro, büro. Büro, büro. Büro, büro. Büro, odamız var. Aha. Bu arkada da öyle hani bavulları kaldır, ıvırzaları kaldır. Bu arkayı da öyle kullanıyor yani. Hmm. Bir de aşağıda da kelleri var. Aha. Hani dedim ya hem bisiklet tamiri yapar eşi. Ha işte evet aşağıdan çıkardı. Yaptı reçelleri falan bir de öyle killerde koyuyor. Killerde kullanıyor. Burada kitaplık kısmı böyle var. Bir çok güzel. Gittikçe yükseliyor yani. Küçük de dursa yukarı. Evet evet farklı. Evet. Şeyin eskiliğine bakar mısın? Ne kadar sağlam, ne kadar güzel. Çok. Bir de şey sakat insanlara ve şeylere ücretsiz haftada bir bakmaya gidiyor Monika. Evet. Gençler ve hani çocuklar ve yaşlılar, hı hı. Onlar yapmış, onların biri yapmış o balığı ona hediye. Evet. Çok güzel. Evet. Ne kadar das güzel große ja. Büro dort, es gibt hier oben ein grosses Aquarium, mache ich dort, wo ich Fisch drauf mache. Ah, doch. Das kommt hier oben. O temin gördün ya bir resim, hı hı. Onu yeni yapacağım dedi. Böyle evet. Kocaman bir akvaryum olup. Yapacakmış, onu buraya yazacakmış. Hani içinde çok balıklı. Öyle istiyormuş. Akvaryum. Wow. Çünkü şey banyoda da balık evet, detayı evet, var. Ya. Buradan böyle aşağı indiğimizde de salon. Zaten direkt girişte. Mutfak ve çıkış kapısı. Bu da onların ölen Elvis. Köpekleri Elvis. 5 yıl önce falan ölmüş. Ve böyle de antreleri var. Antre kısmı da bu şekilde. Sonra buradan arkadaki bahçesine çıkıyorsunuz. Burada böyle akşam yemekleri falan daha çok yeniyormuş. Ön tarafta da sanırım böyle bir şeyler içmek için oturuyorlar. Ve bu sözü bence hiç unutmayalım. Mutlu olmak için kendine zaman ver gibi bir şeydi. Ben çok sevdim taşlarını. Biz şimdi köyde değiştireceğiz. Yes. Çok güzel duruyor. Bak yani diyor bahçeyle eşim hiç uğraşmıyor. Onun daha çok işleri böyle şeyler. Böyle şeyler. İş bölümü. Evet eşimlikten ilgisi yok. Kocası. Onu oğlu gelip suluyor tatilde oldukları zaman. Ha. O da hemen karşıda oturuyor. Aha, farklı şeyde, farklı evde değil mi evet. Onlar? İşte öğrensin yalnız yaşamak neymiş. Hep anne toparlamasın, yıkamasın, etmesin diye. Ha. Arka ama tarafta. Sonra mecburlar ayrılmaya. Ya, danke schön. Ja. Ja. Ja, 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 Das Dankeschön sagen? Ja, danke schön. Ja. Çok güzel yani tekrar görüşmüş olmak da çok güzel oldu. Sie hat sich jetzt mega gefreut, dass ihr euch heute nochmal dort gesehen. Ja. Genau. Und das ist ein schöner Abschluss. Ja, ist du schön gelirsen. Ah, lütfen. Thank you. Danke schön. Tschüss. Bye. Zum Snorpen, zum Snorpen. Tschüss.